Peki, şimdi o zaman bize bir şarkı söylesen ve sonra tekrar konuşmaya devam etsek olur Sahtekarca mu? playback yapacağım değil mi? Evet, ama Tabii güzel ki. olabilir. Ama bir şey söyleyeceğim. Ben playback konserlerde hep sesimi kısıyorum. Çünkü yediremiyorum kendime. Üstüne anıra anıra söylüyorum. Şimdi de Evet, öyle şimdi yapacağım. öyle yapabiliriz, evet. Yapacağım. Olsun. Zaten bizim orkestramızın çalabileceği kolaylıkta şarkılar değil. Değil mi Tuncer'cim? Yani Tabii canım, caz standardı bunlar, evet, çalamazsınız. yani hakikaten kolay bir şey değil. Onlar da biraz çalıştılar ama sonra vazgeçtik hakikaten. Çok Yapamayacak. özür dilerim bu kadar Hangi, zor ha, eserle. hangisini? Bu Burhan Çaçan'ın hangisiydi? Sonuncusu aşkımız olay Aşkımız olacak. onu mu? Önce. Bilmem, siz ne isterseniz. Acemi balık da bize. Önce acemi balığı söyle. O zaman Nalan hareketi yapalım. Evet. Hatırlıyor musunuz Nalan hareketini? Hayır, ya yeni doğdular onlar daha hiç. Evet. Peki. O zaman hadi alkışlıyoruz İrem'i. Evet bak, yerim seni güzel kızım benim. Bu duymayanlar için tabii ki bu çeviriler Nestor sayesinde yıllardır devam ediyoruz. Bütün programlardan önce biz başladık Nestor'la beraber. Bizden önce sadece bir haber bülteninde vardı ama iyi ki var ve şimdi inşallah böyle bir karar alırsa Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun galiba bir tavsiye kararı çıktı zaten. Emin değilim çok ama bence zorunlu hale getirilmeli ve duymayanlar için mutlaka bu çeviri yapılmalı. Nestor biliyorsun şarkıları da çeviriyor. Biz ondan şarkıları çevirmesini istememiştik ve ben bunu anlatıp duruyorum. Yani ve hakikaten şöyle bir hizmet yapmışız. Bir duymayanlar iki tane duymayanlar programı yapmıştık ve onlar bana söylediler. Geldikleri zaman dediler ki biz yıllardır bu televizyonlarda işte duymuyoruz. Hopluyorlar, zıplıyorlar. Millet bir eğlence, bir kakır kakır bir şey falan. Düşünsene. Yani sen şimdi ne kadar heyecan, ne kadar güzel bir sahnen var. Ve herkes ayağa kalktı falan. Çok güzel bir... Düşünsene onu... Ne diyor acaba bu? Yani hakikaten duymayanlar merak ediyorlardı bunu. Ne diyor bu acaba? Yani ki herkes çok eğleniyor falan. Sonra Nestor... çevirdikten sonra senin için söylemiyorum senin şarkın için ya da Nalan'ın şarkısı için ama dediler ki bana ulan bir halt demiyorlarmış be. Yani boşuna üzülüyormuşuz. Anlatabildim mi? Çünkü bizde o kadar çok hani gerizekalıca yazılmış Türk popüler müzik şarkısı var ki. Yani, Sadece Türk popüler müzik mi yani? ne var Ne başka? yapsın zenciler, altın dişlerinden, bling bilinglerinden, pırlantalarından bahsediyorlar. Bence biz iyi bir durumdayız ya. Ya ama şeyler ha. Şu an dünyaya hakim almış müzik ne rap? Afrikalı Amerikalıların evet saçma sapan şeyler Afrikalı söylüyorlar. Türkler mi o zaman ya? Yani Yani. sonuçta total bir saçmalık var ortada. Pırlantam 8000 karat aldım, seni vurdum, öldürdüm, pis kadın bilmem ne. Yani biz bunlara yıllardır goşari, işe bötte, we gonna party işe bötte. Ben bunu yapayım. Yürü adamım, bugün senin doğum günün. Bugün öyle bir partileyeceğiz ki sanki senin doğum günün. Ben bir şey diyeyim mi? Acemi balığı öpüp başlarına koysunlar yani. En azından hınçlanmış bir kadının hikayesi var orada. Boynunu bükeceksin, ya kapımı çalacaksın diyor. Nesloş! Acemi balık yapsana bir. Çok güzel. Ya bir alkışlayalım mı Nesloş'a? Yıllardır kadıncağız orada ya, kurban olurum ya. Yani bu Ama göğüslerini yaptırdıktan sonra dikkatimi çekmiyor değil hakikaten sallıyorum yani değil her mi? seferinde yani. Ya bir şey diyeceğim. Lütfen. Herkes gördü mü? Lütfen. Şimdi bir ay bir yatalak dönem geçirdim o ameliyattan sonra. Sonra ilk katıldığım ve evden ilk çıktığım yer Güner İcivoğlu'nun Şeffaf Oda programıydı. Şeffaf Oda programı, huzur programı diyorum ben ona. O Ben kadar o da huzuru öyle bir bozmuşum ki. yapma yahu. Orada ama herkes çok hanım hanımcık oturur. Sen tabii perişan ettin Ben oraları. böyleyim. Poz vermişiz. Konuklar Ceceli ben, iki oyuncu. Güneri Bey fotoğrafta ben böyleyim. Ya çalıştım kazandım. Ben öyle yaptırdım diye. Neyse Allah'tan çok fazla Google'da Ben kazandım. iki kere katıldım o programa. Belki üç keredir bilmiyorum ama yıllardır. Yani hakikaten o kadar efendidir ki. Bir kere Güneri Bey de şey yapar, erkeklere hiç vakit ayırmaz programda. Böyle kenardan böyle Güneri abi beni de çağırmıştınız falan diyerekten böyle falan. Dur bakalım dur yani şey söyleyecek şimdi değil mi? Piyano çalacak hanımefendi şarkı söyleyecek sen dur bakalım falan diyerekten.
Güneri Bey harikulade bir adam. Harikulade bir adam. Benim akıl hocam gibi, mentorum gibi. Bize buraya kabareye de geldi birkaç kere. Büyük sevk onu dinlemek. Hakika. Hem yakışıklı, hem görmüş geçirmiş, hem yani bu kadar, bu yaşta nasıl bu kadar yakışıklı olunuyor? Bilmiyorum. Anlamadım ben yani. Ben yaşayamayacağım için bilmiyorum. Hmm, sen yakışıklı olamayacaksın evet bir erkek kadar. Niye? Yani. Geçen sene en iyi erkek çıkış pop ödülünü ben aldım. O ne be? En iyi çıkış yapan erkek pop sanatçısı ben aldım. Bu sene de en iyi grup ödülünü aldım. Ne yaptığın için en iyi grup ödülünü aldın? Konusuz. Nasıl bir şey? Gelişine. Nasıl bir şarkıyla aldın en iyi grup ödülünü? En iyi grup dualar eder insan mutlu bir grup için. Ya deli gel buraya, iki deli birbirimizi bulalım demedim mi? Ben de ayarlarınızı bozmaya çalışıyorum şu an. Ne yapayım? Ben henüz tanımaya çalışıyorum. Vahşi bir hayvan gibi koklayarak. 32 yıldır çok deneyen oldu onu. Daha başaran yok efendim. Siz yaparsanız siz yaparsınız. Yoksa sıcak pasta yok. Bir de bunun sıcak halini düşünemiyorum. Seninle beraber medya arkası yapmak istiyorum. Oley, en sevdiğim şey. Bir şey diyebilir miyim? Söyle. Sizin medya arkasında yıllarınca yaptığınız bir Yılmaz Morgül'ün ağlama sahnesi vardı. Çok güzeldi. Mükemmeldi. Biz sonra Yılmaz Morgül'le jürilik yaptık yan yana Rising Star'da. Fakat benim jargonuma çıpala çıpala ağlamak diye bir şey kattığınız için size çok teşekkür çıpala ederim. Çıpala çıpala ağlamak, evet. Çünkü kaç flörtüm onu benden duyunca sanki Okan Bayülgen lafı değilmiş gibi yedirdim. Ay bu dedim çıpala çıpala ağlıyor. Ay o ne demek, ne kadar tatlısın sen falan diye. Neyse işte anı. Senin bazı sözlerine ilgili olarak... beynime aşığım, hayatımı çok zorlaştırsa da beni özel kılıyor. Çok güzel söylemiş. Hmm, inanılmaz söylemiş. Fosforlu kalemle çizilmelik. Hmm, aynen öyle yaptık zaten. Ya ne yaptın beynime aşığımda? Atom mu parçaladım, elektriği mi buldum? Kıvrak bir zekam var, boş evet. Sohbetim evet. Ve bu benim hoşuma gidiyor evet. Yani. Bazı arkadaşlarının çok iyi arkadaşı olman lazım herhalde, öyledir değil mi? Yani bazı arkadaşlarının en iyi arkadaşısın, öyle o mi? O kadar, bir kişinin ya da iki kişinindir, evet. Daha fazlası evet. Yok. Peki, ama onların en iyi arkadaşısın mı? Evet, iki kişi var. Biri evet. Amerika'da, biri burada. Evet. Nerede lan? Ha orada, giymiş nerede kaplara. Lan? Ha orada evet, peki. Yani... Olmuyor. Çünkü ben yıllarca insanların hep acil durumda camı kırınız, ocağın simidi var ya. Burada mesela o toplandılar, sıkıldılar. Lan İrem'i arayalım gelsin, coştursun. İrem'i arayalım gelsin. Ben kimsenin acil durum simidi olmak istemiyorum. İki arkadaşım var, bana yeter de artar, gerek yok. İşte böyle konuşuyorum sonra. Yok zekam çok sıkıntı geldiğim için. Peki, bunu da samimi söylediğini düşünüyorum. İlgi manyağıyım ben. Herkes beni konuşsun istiyorum. Küçükken bu yüzden okulun camından bile atladım. Evet, çapraz bağlarıma bir şeyler olmuştu.